Merhabalar, Yazılı Rehberim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. İsterseniz 1. bölümümüzle başlayalım. Write the words under the pictures. Kutudaki kelimeleri resimlerin altına yazınız. Hemen bakalım. Toy shop neydi? Oyuncak dükkanı. Supermarket, süpermarket. School, okul. Hospital, hastane. Sinema, sinema. Stationery, kırtasiye. Playground, oyun alanı. Police station, polis merkezi. Şimdi görsellerin altına yerleştirelim. Burada bir oyun alanı görüyoruz. Yani nedir? Playground. Burada bir hastane görüyoruz. Yani nedir? Hospital. Evet, oyuncak dükkanı. Toy shop. Ve burada bir süpermarket görüyoruz. Nedir? Supermarket. Ve son olarak sinema görüyoruz. Nedir? Sinema. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Match the questions with the answers. Soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. Birinci soruda what nationality are you diyor. Yani milletin ne? Milletin ne dediğinde cevap olarak ne diyeceğiz? I am Turkish. Yani bir C. İkinciye bakalım. How many languages do you speak? Kaç dil biliyorsunuz? Kaç dil konuşabiliyorsunuz? Bunun cevabı da hangisi olacaktır? Two. I speak Turkish and English. İki dil konuşuyor. Türkçe ve İngilizce. Yani iki E. Üçe bakalım. How old are you? Kaç yaşındasın diyor. Cevap olarak ne olacak? I am 10 years old. Yani 3 B. Dördüncüsü where are you from? Nerelisin? Buna cevap olarak hangisi olacaktır? I am from Turkey. Türkiye'liyim. 4 D ve son olarak what are your favorite classes? Sevdiğin dersler nelerdir? Nedir? I like art and music. Yani resim ve müziği severim diyor. 5 de nedir? A. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Üçüncü bölümümüz Match the classes with their names. Derslerle isimlerini eşleştiriniz. Hemen bakalım. Social studies nedir? Sosyal bilgiler. Science, fen bilimleri. Maths, matematik. Turkish, Türkçe. Physical education, beden eğitimi. Music, müzik. English, İngilizce. Art, resim ya da görsel sanatlar. Şimdi hemen bakalım. Burada bir spor ayakkabı görüyoruz. Yani ne olacak? Beden eğitimi, yani physical education. Evet, burada matematik dersini görüyoruz. Nedir? Maths. Burada fen bilimleri, science. Burada müzik, müzik. Burada resim, art. Burada Türkçe yani Turkish. Burada sosyal bilgiler yani social studies. Burada da İngilizce yani English. Dördüncü bölümümüze geçiyoruz. Dördüncü bölümümüzde complete the sentences with the given propositions of place below. Fotoğraflara bakınız ve verilen kelimeler ile cümleleri tamamlayınız. Şimdi bakalım on neydi? Üstünde, in içinde, behind arkasında, next to yanında ya da bitişiğinde, between arasında, in front of önünde. Burada the dog is in the box örnek olarak verilmiş. In içindeydi ve in zaten yazılmış. Biz şimdi buna bakıyoruz. Üstünde diyeceğiz. The dog is nokta nokta the box üstünde diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? The dog is on the box. Burada yanında ya da bitişiğinde diyeceğiz. Nedir? The dog is next to the box. Burada köpek kutunun arkasında yani ne diyeceğiz?
The dog is behind the box. Burada ise arasında dememiz gerekiyor. Yani ne diyeceğiz? Between. Ve son olarak önünde nedir? In front of. Beşinci bölümümüze geçiyoruz. Beşinci bölümümüz Complete the table according to the speech bubble. Tabloyu parçaya göre tamamlayınız. Hemen bakalım. Hello, merhaba. My name is Alfred. Benim adım Alfred. I am 13 years old. Ben 13 yaşındayım. I am from Germany and I am German. Almanyalıyım ve Almanım. I speak English and German languages. İngilizce ve Almanca dillerini konuşabiliyorum. My favorite lessons are music and physical education. Sevdiğim dersler müzik ve beden eğitimi. He likes music and physical education. O müzik ve beden eğitimini seviyor. But he doesn't like maths class. Fakat matematik dersini sevmiyor. Şimdi bakalım name diyor. Adı ne? Hemen adına bakıyoruz. Alfred. Age yani yaş nedir? I am 13 years old diyordu. Ben 13 yaşındayım diyordu. Age yaş nedir? 13. Country yani ülkesi, yaşadığı ülke neresi? Germany yani Almanya. Nationality yani milleti nedir? Alman yani German. Language yani konuştuğu diller nedir? English and German. Favorite lessons yani sevdiği dersler nedir? Music and physical education. Likes, sevdikleri. Neleri seviyor? Müzik ve beden eğitimini. Music and physical education. Dislikes, yani sevmedikleri. Sevmediği neydi? Matematik dersini sevmiyordu. Altıncı bölümümüze geçiyoruz. Altıncı bölümümüzde look at the map, read the text and find the buildings. Haritaya bakıp metinleri okuyunuz ve kişilerin gittikleri yerleri kutulara yazınız. Şimdi hemen bakalım. Go straight ahead. Düz git diyor. Daha sonra turn right into East Street. Sağa Doğu Caddesi'ne dön diyor. It's on your left. Solunda. Next to the internet cafe. İnternet kafenin yanında. Şimdi hemen bakalım. Buradan başlayacağız. Bakın start here diyor. Buradan başla diyor. Başlıyoruz. Go straight ahead dedi. Yani düz ilerleyin. Daha sonra ne dedi? Turn right into East Street. Daha sonra Doğu Caddesi'nden sağa dönün diyor. Bakalım. Buraya sağa doğru dönüyoruz. Daha sonra it's on your left. Senin diyor solunda kalıyor. Peki next to the internet cafe. Solunda kalıyor ve internet kafenin yanında diyor. Öyleyse nedir? Police station. İkincisine bakalım. Yine buradan başlayacağız. Go straight ahead. Düz git. And turn left into West Street. Sola Batı Caddesi'ne dönün diyor. Evet ilerliyoruz. Sola Batı Caddesi'ne dönüyoruz. It is opposite the library and next to pool. Diyor ki kütüphanenin karşısında havuzun yanındadır. Kütüphanenin karşısında havuzun yanındadır. Hemen bakalım. Kütüphanenin karşısında ve havuzun yanında. Öyleyse cevap nedir? Cafe. Üçüncüsüne geçiyoruz. Go straight ahead and turn right into East Street. Düz git ve sağa dön. Nereden? Doğu Caddesi'ne doğru sağa dön diyor. Düz git Doğu Caddesi'ne doğru sağa dön. Then sonra turn left into Pine Street. Devam ediyoruz ve turn left diyor. Sola dön Pine Street'ten. Go past the internet cafe. İnternet kafenin yanından geçin. It is on your left, opposite the cinema. Solunuzda kalıyor ve sinemanın karşısında.
solunuzda kalıyor ve sinemanın karşısında diyor. Öyleyse nedir? Grocery. Dördüncüsü, go straight ahead. Düz git diyor. Go past the pool. Havuzun yanından geçin diyor. It's on your right. Sağında kalıyor. Opposite the park. Parkın karşısında. Evet, havuzun yanından geçiyoruz. Sağımızda kalıyormuş ve parkın karşısındaymış. Nedir? Butcher. Beşinci sınıf İngilizce, birinci dönem, birinci yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.